kısmet olması benim için onur verici. Dünya Kitap Severler Günü, uluslararası bir gün. Biz de bu kadar akıl tutunmasına uğranmış bir dünyada bugün istedik ki kitap ve sevgi adına buluşma gerçekleştirelim. Hem Osman Gazi Kent Konseyi'nin hem de Hasan Ali Yücel Kütüphanesi'nin konuklu ilk etkinliğini yapacağız. Hasan Ali Yücel klasiklerinden okumalar yapacağız. Sonra Blackout Poetry tekniğiyle bir çalışma yapacağız. Kitap takası yapacağız. Böylece birlikteliğimizi sonlandıracağız. Ve hepinize tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. İlya İliç oblamom. İlya İliç'in teni ne pembe, ne esmer, ne de soluktu. Rengi yok gibiydi. Ya da yüz adeleleri yaşına uygun olmayan bir gevşeklik yüzünden renksiz görünüyordu. Bu hali belki de havasızlıktan, hareketsizlikten ya da her ikisinden ileri geliyordu. Boynunun dümdüz ve bembeyaz derisi, küçük, yumuşak elleri, düşük omuzları, bir erkekte az görülür incelikteydi. Hareketleri çekingen ve nazikti. Telaşlı anlarında bile zarif bir tembelliği vardı. Bir kaygısı olursa gözleri bulanır, alnı buruşur, yüzünde tereddüt, sıkıntı ve korku birbirine karışırdı. Fakat bu kaygı binde bir belki bir fikir haline alır, çok daha nadir olarak da bir niyete kadar varırdı. Sadece içini çekmekle kalır ve tam bir durgunluğa, bir uyuklama haline düşerdi. Oblomov'un ev kıyafeti rahat çevresine ve yumuşak vücuduna ne kadar da yaraşıyordu. Acem işin bir hırkası vardı. Bu hırka her bakımdan doğuluydu. Hiçbir bakımdan Avrupalı izi yoktu. Ne püskülü, ne kadifesi, ne beli vardı. O kadar da genişti ki Oblomov'u iki defa sarabilirdi. Tam Asya biçimi kolları bileklerinden omuzlarına doğru genişliyordu. Hırkası ilk tazeliğini kaybetmiş olmasına, kendi parlaklığı ile değil de zamanın kazandırdığı bir cila ile parlamasına rağmen yine de göz alıcı doğu renklerini koruyor, kumaş hala eskisi kadar sağlam duruyordu. Oblomov için bu hırkanın paha biçilmez sayısız değeri vardı. Yumuşaktı, uysaldı, vücut onu hiç duymuyordu. Efendisinin en küçük hareketine uysal bir köle gibi boyun eğiyordu. Oblomov evinde hiç yelek giymez, kravat takmazdı. Rahat, serbest olmak isterdi. Uzun, yumuşak, geniş terlikleri vardı. Yatağından kalkar kalkmaz ayaklarını içine sokardı. Uzanmak İlya İliç için azınlık tarafından bölüşülmemesini sağlamada, yöneticilerin sağduyusundan daha önemli ve etkili hiçbir şey olmadığı görülmelidir. Aksi halde devletin bolluk içinde yokluktan ölmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu toprağa saçılmadıkça bir işe yaramayan gübreye dökmek bana bir çeşit ferahlık verir. Mesela şu sıralar çok eski bir hatıra beni son derece bunaltıyor. Geçen gün kafamda bütün açıklığıyla canlanıverdi ve o zamandan beri de insanın yakasına yapışıp bir türlü aklından gitmeyen hüzünlü bir musiki namesi gibi adam akıllı rahatsız etmeye başladı. Halbuki ondan kurtulmam lazım. Buna benzer yüzlerce hatıram var. Zaman zaman bunlardan biri durup dururken canlanıp beni ezmeye başlıyor. Nedense yazmakla onu def edeceğimi... Bak falan, şu seven yüreğim benim. Dilediğini kendi seçmeye başlar başlamaz, insanları birbirinden ayırt etmesini bilir bilmez, çözülmez bağlarla bağlandı sana. Çünkü sen dertler içinde dertlenmeyen adamdın. Hep güler yüzle karşılıyordu kaderin... Ben... Başlarız işte isyana. Önce anneden, sonra babadan, sonra da topluma. İlk sözcüğü seçtiğinizde size göz kırpan diğer sözcüklerle bağlantılı, sadece o sayfadan kendiniz için anlamlı böyle bir cümle çıkaracağız. Şöyle. Tam altı demiştim ki, sınırlıyorum. Tutkulara gelirsek, hazdan, neşeden, mutluluğa, yeniliklere, öykülere sarılma gereğini duyduğunda mevsimlere göre yeniliklere sığın. Sağlıklı olmanın ve daha uzun yaşamanın yollarından biri de yararlı olan neyse ona yönelmektir. Hem uyanık kal, hem uyu. Senin
tutkulara, derin mutluluğa, olağanüstü çalışmalara sarılma ümidin olsun. Dediğiniz gibi bugün Dünya Kitap Severler Günü. Osman Gazi Kent Konseyi olarak da ilk etkinliğimizi burada çok anlamlı Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nde okuma yaparak gerçekleştirmek istedik. Her kitap bir dünya ve bir kapıyı araladığımızda önümüze açılan sınırsız bir dünyaya kitaplarla ulaşmak istedik. Bu güzel etkinlikte de bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Harika bir isim. Bu kitabı sana hediye etmek istiyorum. Umarım okursun ve beğenirsin. Tamam. Öpebilir miyim seni? Devamı gelsin.